Geldik meclisteyiz. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kalacağız. Şimdi mecliste biliyorsunuz dün artık çalışma dönemine başladı. Yeni dönem başladı 1 Ekim itibariyle. Yeni dönemde tabii seçime hazırlık var, yeni kanunlar var. Ama esas amacın ne olduğunu zaten anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanı bunu anlattı. Yani bizim dedi hedefimiz, asıl amacımız anayasayı demiş değiştirmek. İyi. Peki anayasayı değiştirirken peki Erdoğan'ın asıl amacı ne diye sorayım sizlere. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin iyileştirme ihtiyacını da değerlendirebileceğimizi ifade etmek istiyorum. Yeni anayasa için bu kez genel kuruldan seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasa çağrısına ilk yanıt CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Grubu olsun olmasın tüm partileri, tüm milletvekillerini, sözü ve teklifi olan herkesi yapıcı bir anlayışla yeni anayasa çağrımıza katılmaya davet ediyoruz. Çağrı yapanların önce anayasaya uyması lazım. Erdoğan'ın muhalefete yaptığı çağrı Kılıçdaroğlu'na genel kuruldan çıkarken soruldu. Aynı soruya Deva Partisi lideri Ali Babacan meclisteki resepsiyonda yanıt verdi. Meclisi işaret etti. Çalışmaları varsa gönderirler meclise, inceleriz. Yok mecliste bir çalışma yapılsın isterlerse çalışmalara katkı veririz. Tüm partilere açık bir çalışma olursa biz de katkı veririz. İYİ Parti ise yeni anayasa çalışmalarının yerel seçim sonrasına bırakılmasını istiyor. Yerel seçimlere giderken ülkemizde seçim rekabetini etkileyebilecek bir anayasa değişikliği konusunun bugün değil ama yerel seçimden sonra İYİ Parti'nize hassasiyetleri doğrultusunda yürütülebileceğini ortaya koyduk. Bizim öngörümüz ve çağrımız bu tartışmaların yerel seçimden sonraya bırakılması yönündedir. Meclisteki resepsiyonda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yeni anayasaya ihtiyaç var dedi. Meşruiyet açısından bile baktığımız zaman yeni bir anayasaya ihtiyaç var. Temennimiz yeni dönemde bu uzlaşma sağlanır ve milletimize olan borcumuzu da ödemiş oluruz. Meclisin takvimi yoğun ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan öncelikli konular arasında yeni anayasa çalışmasının olmasını istiyor. AKP grubu yeni anayasa çalışmalarını tamamladıktan sonra muhalefetin kapısını çalacak. Şimdi Erdoğan işte dedi ki sivil ve yeni bir anayasa yapacağız. Ben de her zaman şunu diyorum. Evet sivil bir anayasa yapabilirsiniz ama her sivil anayasa gerçekten demokratik bir anayasa mı? O demokratik seviyede miyiz? Veya siz o demokratik seviyede misiniz? Çok merak ediyorum. Hayır. Benim cevabım hayır. Şimdi peki Erdoğan'ın asıl amacı ne anayasa değişikliğinde? Acaba yani türbana bir anayasal koruma mı sağlamak? Aileyi mi korumak, çocuğu mu korumak, yoksa ülkeyi daha iyi yönetmek için mi yapmak, demokrasiyi getirmek için mi yapmak, hangisi diye sorayım. Bence bunlardan hiçbiri. Bence Anayasa 101 söylüyor bunu. Bence bunun içerisinde var bir iş arkadaşlar. Anayasa değişikliğinde bu yeni anayasa çağrısında madde 101. Al kitapçık elimde. Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldır. Bir kimse en fazla 2 defa cumhurbaşkanı seçilebilir. Yani Erdoğan için 2028 bitiyor. Ve Erdoğan 2028 sonunu hazırlamaya çalışıyor bence. Benim düşüncem bu. Yani iktidar da bence tuzağa gelmesin. Erdoğan için ne başörtüsü, ne bileyim Cumhurbaşkanı için ne aile yapısını korumak. Mutlaka bunu gündeme getirecekler. Bakın görürsünüz. Yani Erdoğan'ı bir kez daha 2028 sonrasında nasıl Cumhurbaşkanı yapabiliriz? Bu gündeme gelecek. Ha, ondan sonra göreceğim. Ali Babacan'ı, diğerlerini destek verecek mi? Ahmet Davutoğlu, CHP'si, osu busu. Hadi bakalım bu tuzağa düşecek misiniz, düşmeyecek misiniz? Ve bu madde gelecek. Al altına imzamı da atıyorum. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı nasıl acaba? Cumhurbaşkanlığının önü nasıl açılabilir diye.